Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından herkese merhaba. Ben Furkan Selim Kaplan. GTV ve GÜ Radyo'ya ortak yayını olan Sağlığın Ritmi programına hoş geldiniz. Bugün Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Ömer Tamerdoğan hocamız bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Kendinizden biraz bahseder misiniz? Ben Profesör Doktor Ömer Tamerdoğan, Sivas'tayım, Sivas doğumluyum. Fakülte Ortaokulu Sivas'ta bitirdikten sonra, liseyi Kayseri'de, üniversiteyi de Çukurova Üniversitesi'nde bitirdikten sonra, daha sonra ihtisas yapmak üzere 98. Sivas Eylemi'nde, o günden beri Sivas'tayım ve sadece şimdiye kadar da bir hastanede çalıştım, o da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi. Burada akademik kariyerimize devam ettik. Bu seviyeye kadar geldik. Yaklaşık 3 yıldır da üniversite hastanesi başhekim olarak görevime devam ediyorum. Aynı zamanda göğüs hastalıkları ve uyku hastalıklarında uzman olarak çalışıyorum. Çok teşekkürler hocam. Dilerseniz programımıza sorularla devam etmek istiyorum. Hocam, hepimizin yaşamında büyük bir yeri olan, her şey gibi azı ve fazlası da zarar olan uykuyu konuşacağız bu hafta programımızda. Peki hocam, uyku nedir? Bize biraz bundan bahseder misiniz? Uyku biliyorsunuz insanın için olmazsa olmaz bir uyku. Yaşam, sağlıklı bir yaşam için mutlaka gerekli bir uyku. Uyku canlının ya da insanın çevreyle iletişimi geçici olarak bir süreliğine kesilmesi, geri döndürülebilir bir şekilde kesilmesini biz uyku diyoruz. Tabii uyku ile ilgili birçok yayınlar var, birçok bilinmesi gereken konular var ama hala da bilinmeyen çok şey var. Uyku denince aklımıza her ne kadar bir dinlenme, fiziksel olarak dinlenme gelse de aslında biz uykuda birçok şeyi hallediyoruz, öğreniyoruz, dinleniyoruz ve ruhsal olarak, fiziksel olarak dinleniyoruz ve hücrelerimizi yeniliyoruz. Bu konuyla ilgili aslında uyku bu kadar önemli olmasına rağmen insanın tarihine bakıldığı zaman yaklaşık 100 yıl öncesine kadar uykuyla ilgili hiçbir bilgi yok. Yani bir çalışma, herhangi literatürde bir bilgiye falan rastlanmıyor. Ama 1900'lü yılların 28 yılında İsviçre bilim adamı Berge, elektroensefalografi dediğimiz nörolojik hastalıklarda kullanılan bir tetkiki bulunca uykuyla ilgili gelişmeler başlıyor. Daha sonra 57 yılında Dement ve Kreitmann, iki tane Alman bilim adamıdır. Uykunun iki tane evresi olduğunu, birinin iki ana evresi olduğunu biliyorlar ve bu halen geçerlidir günümüzde de. Ama asıl uykuyla ilgili bilgiler, gelişmeler 65 yılından sonra oluyor. Rastlaut denen Amerikalı bilim adamı uykuda yapılan bazı tetkikleri ortaya koyuyor. Biz buna polisomnografi diyoruz, uyku testi diyoruz. Şu an bizim de yaptığımız bu. Bundan sonra uykuyla ilgili bilgiler çok hızlı bir şekilde gelişmeye başlıyor. Ülkemizde ise nasıl gelişiyor uykuyla ilgili bilgiler? 90'lı yıllarda Ankara'dan iki hoca Amerika'ya gidiyor. Amerika'da yaşayan, orada doğup büyüyen bir bilim adamının nöroloğun yanına gidip orada uykuyla ilgili temel eğitim alıp buraya gelip uyku laboratuvarına açıyorlar. İlk uyku laboratuvarı da Ankara'da açılıyor. Sanırım ismi şu anda hatırlayamadım ama Haydar Hoca'ydı sanırım. Katra'da ilk Hamdi, pardon, özür dilerim. Estağfurullah hocam. Uyku laboratuvarını açıyor. Ondan sonra da uykuyla ilgili ülkemizde hızla laboratuvarlar açılmaya başlıyor. Biz de 2021 yılında laboratuvarımızı açtığımızda sanırım Türkiye'de 6. laboratuvardı ama şu an 200 civarında Türkiye'de uykuyla ilgili hastalıklar inceleyen laboratuvarımız var. Çok teşekkürler hocam. Diğer bir soruyla devam etmek istiyorum. Hocam, uykuyla ilgili bildiğimiz genel olarak yanlışlar var. Bize bu yanlışlardan biraz bahseder misiniz? Hani uykuyla alakalı doğrular, yanlışlar nelerdir? Dediğim gibi biraz önce 57 yılında Dement ve Kreitmann isimli iki bilim adamının iki ana evresi olduğunu bulmuşlardı. Bu evreler hala geçerli. Bu evrelerin biraz ayrıntısına girdiğimiz zaman bu evrelerin bir tanesinde hızlı göz hareketleri olmayan evre diyoruz. İkincisine de hızlı göz hareketlerinin olduğu evre diyoruz.
hızlı göz hareketlerinin olmadığı evreye biz non-REM diye isimlendiririz. Yüzey uyku ile derin uykunun birlikte olduğu bir dönem. Hı hı. Burada özellikle evre 2 dediğimiz bir dönem vardır. Evre 2 dönemi tüm gece boyunca uykunun yaklaşık %50'sini kapsar ama evre 2'nin hala ne işe yaradığı tam olarak bilinmiyor. Evre 3 dediğimiz derin uyku döneminde ise özellikle biz uyuduğumuz zaman fiziksel olarak dinlendiğimiz dönem bu dönemdir. Derin uyku dönemi. Özellikle çocuklarda çok önemlidir bu dönem. Çünkü büyüme hormonu dediğimiz growth hormonu bu dönemde salınır ve çocuklar çok fazla bu dönemi yaşayarak büyürler, dikkat ederseniz. Çok da hızlı büyürler. Hı hı. Ayrıca hücrelerimizin yenilendiği, yeni bir güne hazırlandığı, tazelendiği dönem yine bu derin uyku dönemi. Diğer ikinci dediğimiz ana uyku dönemi ise hızlı göz hareketlerinin olduğu uyku dönemi, REM diye isimlendiririz biz bunu. Bu dönemin ilginçliği çok ilginçtir. Sadece iki kas hariç tüm kaslar çalışmaz bu dönemde, atonik derecede kaslar. Bu kaslar çok ilginçtir, bence bir mucizedir bu. Bir tanesi solunum kasıdır, nefes alıp vermemize devam etmemiz için. Diğeri de göz kaslarıdır. Bu iki kas dışındaki tüm vücuttaki kaslar çalışmaz durumda beklerine. Biz bu dönemi REM dönemi, başka bir deyişle bazen rüya dönemi diye isimlendiriyoruz. Bu dönemin özelliği ne uykuda? Bu dönemde özellikle ruhsal dinlenmenin olduğu dönem. Ruhsal olarak dinlendiğimiz dönem. Biraz önceki dönem derin uyku dönemi fiziksel dinlenmeydi. Bu da ruhsal olarak dinlenmeydi. Çünkü biz sadece fiziksel olarak dinlenerek ertesi güne başlamayız. Ruhsal olarak da dinlenerek ertesi güne başlamamız gerekiyor. Tabii bu dönemin bir diğer önemi ise gündüz öğrendiklerimizi gece hafızaya kodladığımız önemli dönemdir. Yani gündüz bir derse girdiniz, o derste yeni bir şey öğrendiniz. O dersi hafızaya kodlayabilmeniz, hafızaya kaydedebilmeniz için gece uykuda bu dönemi yaşamanız gerekiyor, REM dönemini. Bu dönemi yaşarsanız kodlamanız, öğrenmeniz daha kolay. Tabii bu dönemin yine başka bir önemi de rüyaların en çok görüldüğü dönem. REM dönemi değil mi hocam? Dönem. Bu dönemde çok görülür. REM dönemi gecenin ikinci yarısını, daha çok sabaha karşı daha fazla karşımıza çıkar. Biz de zaten dikkat ederseniz rüyaları daha çok sabaha karşı görürüz. Hatta sabah bazen rüya görürken uyanırız ya da bir çıt sesiyle falan hemen uyanırız rüyalarımızda. Ve çok çabuk uyandırılabildiğimiz bir dönemde. Yani böyle yanında çıt sesi duysak uyandır gibi seslerle hemen uyanabilirsiniz. REM döneminin özelliği budur. Yani sonuç olarak iki ana dönemimiz var. Birincisinde hem hücre yenilenme, fiziksel dinlenme ve özellikle çocukların büyümesinin olduğu bir dönem. İkinci dönem dediğimiz REM döneminde ise daha çok ruhsal dinlenme, öğrendiklerimizi gece hafızaya kodlama ve rüyaların daha çok görüldüğü bir dönem olarak geçer. Tabii uykuyla ilgili en çok sorulan sorulardan bir tanesi şudur aslında. Ne kadar uyumalıyız? Yani süre olarak ne kadar uyumalıyız? Bu Dement ve Kleckman yine 57 yılında şöyle bir teori geliştirmişler ve halen geçerlidir gerçekten. Uykunun gece sikluslar halinde geldiği ve bir siklusunda yaklaşık 90 dakika kadar sürdüğünü belirtmişlerdir. Bu 90 dakikalık siklus bir gece boyunca 5 kere tekrarlıyor. 5 kere 9, 45, 450 dakikalık bir süre gerekiyor. 450 dakikayı da saate böldüğünüz zaman yaklaşık 7 ile 7,5 saat arasında değişir. Yani bir kişi gece boyunca yaklaşık 7 ya da 7,5 saat uyumalıdır. İdeal uyku süresi yani bu diyorsunuz. İnsanların %80'i gece 7 ile 7,5 saat arasında, yani bu anlattığımız süreye genetik olarak kodlanmıştır. Bu süre onlar için yeterli bir süre. Yaklaşık %10 ile 15 arasında bir grup ise 4 saatlik bir uyku uyuduğu zaman dinlenmiş olarak kendini hisseder. Buna kodlanmıştır genetik olarak. %5 ile 10'un arasında değişen bir oranda da insanların 10-12 saat kadar uyuması gerekir. Dinlenmek, ertesi güne hazırlanmak için böyle bir genetik kod vardır. Çok teşekkürler hocam. Bir diğer soruya geçecek olursak, uyku hastalık yapar mı hocam? Bu alanda görülen, eğer tabii hastalık yapıyorsa, bu alanda görülen ve önemi büyük olan hastalıklar var mıdır? Uyku hastalık yapma değil de uykuyla ilgili hastalıklar, ilişkili hastalıklar vardır. Hı hı. Yaklaşık 200 civarında uykuyla ilişkili hastalık bildirilmiştir. Ama tabii bunların içinde bazıları çok sık görülebilir, bazıları az görülebilir. Bazılarının önemi daha fazladır. Hı hı. Özellikle solunumla ilgili kısmı.
uykuyla ilgili hastalıkların büyük bir çoğunluğu solunumla ilgilidir. Solunum hastalıklarıyla ilgilidir. Hemen hemen %90'ı bunu kapsar. Bunların içinde de özellikle uykuda nefes durma hastalığı dediğimiz uyku apne sendromu hem çok sık görülme açısından hem de önemli olması açısından önemli. Ama bunun dışında herkes bilinen işte uykusuzluk, insomnia gibi veya çok uyuma, hipersomnia gibi çeşitli uyku hastalıkları da vardır. Tabii bunlar ayrıntılı olarak farklı belki bir programda konuşmak gerekir. Zaten bahsettiğiniz konuyla alakalı diğer bir sorumuz vardı. Siz yine de üstüne biraz değindiniz ama ben biraz daha açılmasının taraftarındayım izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz açısından. Bahsettiğiniz gibi tıpta uyku apne sendromu olarak bilinen ve halk arasında uykuda nefes durması olarak da adlandırılan hastalıktan biraz daha bahseder misiniz hocam? Bu hastalık özellikle 65 yılında bazı tarafın polisomnografi bulmayıp ilk bu hastalığı apneyi tanıma, nefes durmasını tanımlamasından sonra bilinmeye başlayan bir hastalıktır. Ülkemizde de yalnız 2000'li yıllardan sonra yavaş yavaş bilinen bir hastalık. Daha doğrusu tıp dünyasında son 40-50 yıl içinde gelmiş bir hastalık olarak söyleyebiliriz. Hatta şu durumda bile bazı sağlık çalışanları arasında bile hala net olarak bilinmeyen bir hastalık. Bu hastalık gece uyku sırasında özellikle üst solunum yolu dediğimiz boğaz kısmında, burun kısmında tıkanılmaya bağlı olarak, orada bir obstrüksiyon dediğimiz tıkanmaya bağlı olarak kişinin burundan ve ağızdan nefes alamaması, biz buna hava akımına koyması deriz. Nefes alamaması ve buna bağlı olarak da oksijen, kandaki oksijen seviyesinin düşmesine biz ve tabii bunu çok sık tekrarlayarak yapıyoruz. Biz buna uykuda nefes durma hastalığı ya da uyku apne hipopne sendromu diye tıptaki ismiyle söylüyoruz. Tabii bu hastalık önemli bir hastalık. Özellikle bu nefes durma olayı süre olarak çok fazla olduğu zaman ve sayı olarak çok fazla olduğu zaman önemli sonuçlar olabilen bir durumdur. Çok teşekkürler hocam verdiğiniz bilgiler için. Az önce de belirttiğimiz gibi bu sendromun belirtileri nelerdir? Hani teşhis edilmesi kolay mıdır, zor mudur? Ve tedavisi hani nasıl işler? Tedavi sürecinden de biraz bahsedebilir miyiz? Şimdi bu hastalık kimlerde görülür diye genel olarak bakıldığında özellikle 40 yaşını geçmiş kilo erkeklerde çok fazla görülüyor. Erkeklerde yani, daha fazla diyorsunuz. Erkeklerde biraz daha fazla görülüyor. Obezlerde, kilolarda biraz daha fazla görülüyor bu hastalık. Bunun nedeni de şöyle, bu nefes durma hastalığının özellikle boğaz kısmında daha dar bir alandan bu tıkanmaların oluşması nedeniyle. Erkekler biliyorsunuz daha çok şeyden göbekten ve boğazdan, boğaz kısmından kilo alıyorlar. O boğaz kısmında bulunan yağların da yağ yastıklarında büyümesi nedeniyle üst solunum yolu biraz daralıyor. O daralınca da daha çabuk kapanmaya meyil oluyorlar. Bu yüzden erkeklerde biraz daha fazla görülüyor bu hastalık. Görülme sıklığı dediğimiz prevalans olan tüm dünyada ve bakıldığı zaman %20'ler civarında ama belki bu konuda çok fazla yeterli çalışma yapılmamış olabilir. Biraz sonra biraz belirtilerden konuştuğumuz zaman siz de belki düşüneceksiniz. Etrafımızda aslında bu kadar böyle birçok insanın olabildiğini. Bu hastalığın belirtileri, en önemli belirtisi horlama. Horlama diyorsun. Ama bu horlama biraz farklı bir horlama. Aşırı gürültülü. Abutel horlama deriz buna. Çok ciddi bir şekilde etrafını rahatsız eden bir horlamadır. Tabii en çok rahatsız olan kişi genelde yanında yatan eşler, kişilerdir. Zaten hekime, doktora da şeyi getiren, hastayı getiren eşler getirirler genelde. Bu horlama haftanın her günü ve saatlerce olan yanındaki yatan kişi haricinde hatta bazen yan tarafta odada yatan kişiyi hatta bazen yan dairede yatan kişiyi de rahatsız edebilecek şekilde gürültü horlamalar. Bu kişi bunun farkında değildir. Genellikle yatan kişi bunun farkındadır. Çünkü o horlama nedeniyle, gürültü nedeniyle rahatsız olup uyuyamazlar. Çok kısa bir bölüyorum ama hocam. Horlamanın yanında inleme tarzı bağırmalarda olabiliyor mu? Biliyor. Bazen hasta nefesi durduğu zaman böyle inleyerek veya boğularak uyanır, tarzında bir ses çıkararak uyanabilirler. Ama çok da farkında olmazlar yani. İkincisi, diğer bir belirtisi, yanında yatan kişinin nefesinin durduğunu görmesi. Biz buna nefes durması, apne diyoruz. O kişi hem horlamaya tanık oluyor, hem de nefesinin durduğuna tanık oluyor.
ve hatta bazen şöyle yapar. Acaba ölüyor mu, nefesi durdu mu diye kişi eşini, yanında yatan kişiyi dürterek uyandırarak ya da yan dön, yan çevir çalışır. İkinci en büyük belirtisi budur. Üçüncü belirtisi, hastanın gece uyuyamadığı için, nefes durması nedeniyle çok sık uyandığı için, çok sık bölündüğü için uykusu, kaliteli bir uyku uyuyamadığı için, yani hem fiziksel hem de ruhsal dinlenemediği için gündüz hep uyuma isteği var. Tabii özellikle ağır dediğimiz hastalar, nereyi bulurlarsa uyurlar, hiç fark etmez. Yani araba sürerken mesela kırmızı ışıkta durduğunda veya bir bankada beklerken veya hastanede oturup beklerken o anda orada uyuyabilirler. Aklımıza nereye geliyorsa her yerde ilk fırsatta vücut o geceki yaşadığı olumsuzluğu telafi etmek için bulduğu her fırsatta uyumaya çalışır. Yani üçüncü büyük belirtimiz de gündüz aşırı uyuma isteği. Bunun dışında bunlar kadar olmasa da yine bazı belirtiler vardır ki bunlar da çok önemli aslında. Hasta sabahları kalktığında asla dinlenmiş olarak kalkamaz. Hep böyle bir yorgun, uyuma isteğinin devam etmesi. Bazen şöyle ifade eder hasta, sanki dayak yemiş gibi veya üzerimden tır geçmiş gibi hocam diye tarif eder. Bu her zaman vardır, özellikle ağır hastalar. Diğer bir belirtisi ağzının kurumasıdır genellikle. Vücut o gece nefes durmalarını yenmek için özellikle solunum kasları çok fazla çalıştığı için bu ağızda hava akımı artacağı için ama gitmediği için havada bir tarafta ağızda bir kuruluk meydana geliyor. Bir diğer belirtisi hastanın özellikle üst kısmında, boynunda aşırı bir terlemeden bahsediyor size. Yoğun çaba nedeniyle yine nefes durmasını yenmek için. Bir diğer belirtisi özellikle hastalar geceleri çok fazla idrara çıktığını söylüyor. Bu da önemli bir belirtidir bizim için. Ve gece çok kaliteli ve dinlenmiş olarak kalkamadık, uyuyamadık, dinlenmiş olarak kalkamadığı için de iş yerinde falan özellikle dikkat eksikliği, iş yerinde huzursuzluk, uyumsuzluk gibi, agresiflik gibi. Aslında şöyle düşünebilirsiniz, bazı geceler bizde de olur, 5-10 kere uyanırız. O uyandığımız geceler, ertesi günü genellikle biraz ne oluruz, asabi oluruz, sinirli oluruz. Bu hastalar bunu her gün yaşıyorlar. Böyle belirtileri olabiliyor bu hastalığın. Tabii teşhisini sordunuz galiba. Biz teşhisi için özellikle uykuda uyku laboratuvarı dediğimiz özel bir test yapıyoruz. Uyku testi diyoruz biz buna, uyku laboratuvarı. Polisomnografi Latince yani Türk'teki adı. Bu testte hastamızı bir gece misafir ediyoruz hastanemizde. Ve çok donanımlı bir laboratuvarımız var bizim şu anda. Bu uyku laboratuvarını biz yaklaşık 21 yıl önce kurduk ve Türkiye'de 6. laboratuvar olarak kurulmuştu. O zaman ben de asistandım. Asistanken Ankara'ya gidip 3-4 hastanede eğitim alıp laboratuvar kurduk. O günden beri de aralıksız çalışıyoruz, hiç ara vermedik. Laboratuvarımızı alıyoruz hastamızı. Özel elektrot dediğimiz özel şeylerimiz var, kablolarımız falan var. Uyku sırasında hastanın hem uykuyu kaliteli uyuyor mu, nefesi duruyor mu, oksijen seviyesi düşüyor mu, kalp ritmi bozuluyor mu, eğer uykuda nefes durması oluyorsa hangi pozisyonda oluyor? Bunların hepsini biz tetikledip ertesi günde o raporu inceleyip uyku hastalığı var mı yok mu onun teşhisini koyuyoruz. Hocam dilerseniz programımızın geri kalan kısmına sosyal medya hesaplarımızda izleyicilerimizin ve dinleyicilerimizin yolladığı mesajlarla devam etmek isterim. Bir izleyicimiz demiş ki uyku apnesinin tedavisi var mıdır? Tedavi edilmezse ne gibi sonuçları olur? Güzel bir soru. Uyku apne sendromu tedavisi var. Biz hastaya teşhis koyduktan sonra, bir gece yaptık teşhis koyduktan sonra başka bir gecede tedavi amaçlı yapıyoruz. Tabii tedavide birkaç yöntem var. Bir kere şunu söyleyeyim, hiçbir ilaç yok şu ana kadar. Ağızdan ya da herhangi inhaler olarak kullanım dediğim için hiçbir ilaç yok. Çok ilaç denenmiş ama maalesef etkin değil. Cerrahi yöntemler var, üst solunumlarını o daralmış bölgeyi açmak için. Ama bu cerrahi yöntemlerin hepsi çok ağır ameliyatlar, özellikle dil, kökücü ve çene ile ilgili cerrahi. Ama bunda da ameliyat ettikten sonra bile tam düzelme olmuyor, %40'a kadar düzelebiliyor. Ve birkaç yıl sonra da tekrar eski haline dönebilir. O yüzden tüm dünyada ve bizim ülkemizde de kullanılan altın tedavi yöntemi şu anda özel bir makinayla hastaya üst solunumları açıklığını sağlamak. Biz bu cihazlara PAP cihazı diyoruz. Yani pozitif hava yolu izleyen bir cihaz bu. Bu cihaz bir hortum yardımıyla ve maskeyle kişinin
burnundan veya da ağzından üfleyerek o kapalı alanı açmaya çalışıyor. Bu cihaz sayesinde de kişi normal sağlıklı yaşamına devam edebiliyor. Biz sonuçta 2 gece yaptık, 1 gece teşhis koyduk, 1 gece de bu cihazın basınç ayarlarını yaparak hastayı tedavi ediyoruz. Diğer kısmı ise önemli. Tedavi edilmezse ne gibi bir sonuçları olabilir? Güzel bir soru. Çok önemli sonuçları var eğer tedavi edilmezse. Çünkü şöyle mantıksal olarak düşündüğümüz zaman da zaten eğer nefes durma sırasında vücuda hiçbir şekilde oksijen girmediği için birçok organımız oksijensiz kalacak. Bunların en önemlilerinden bir tanesi kalp biliyorsunuz. Kalp oksijensiz kaldığı zaman hem kalp krizi riski, MI infarktüsü riski hem de ritim bozukluğu riski çok fazla oluyor ve gece ani kalp krizleri, ani ritim bozukluklarıyla ne yazık ki hastaları kaybedebiliyoruz. Zaten bu hastalığın bilinmesinden önce de birçok kez duymuşsunuzdur. Gece yatağında ölmüş, herhalde kalp krizi geçirmiş gibi ifadeler çok görülüyor. Evet. Bunların çoğunun aslında sebebinin bu hastalık olduğu. Bu hastalığa bağlı geçirilen kalp krizleri ya da ritim bozuklukları. Yine diğer bir organ beyin biliyorsunuz. Beyine giden kan azaldığı zaman yine beyin felci gibi, ünme gibi, ünme hastalığı gibi çok ciddi sonuçlar olabilir. Bu sadece çok hayati sonuçlar ama bunun dışında sosyal hayatımızda da bir takım sonuçlar var. Çok iyi dinlenemediği zaman kişi ertesi gün iş yerinde başarısızlıklar, iş yerinde uyumsuzluklar, eşiyle bir takım sorunlar, çok agresif bir hale gelebiliyor ve ciddi psikiyatrik bozukluklara neden olabiliyor bu hastalık. O yüzden mutlaka tedavi edilmesi gereken ve tedavisi de olan bir hastalık. Çok teşekkürler hocam verdiğiniz cevaptan dolayı. Diğer bir izleyicimiz de şu şekilde bir soru sormuş. Ben bu hastalıktan tamamen ne zaman kurtulabilirim veyahut da kurtulabilir miyim? Şöyle, şimdi bu hastalık konuşurken en önemli risk faktörlerinden bir tanesini biliyorsunuz. Kilo demiştik, obezite demiştik. Bir kere bu risk faktörlerinden uzaklaşmak gerekiyor. Tabii bu hastalığın artmasında bir neden de sigara ve alkoldür. Hem sigara hem alkol de hastalığı artırabiliyor. Bu risk faktörlerinden uzaklaşırsa kişi alkol ve sigaradan ve beden kitle indeksini normal sınırlara getirirse bu hastalıktan ve daha doğrusu o cihaz tedavisinden kurtulma şansı vardır gerçekten ama bunlar olmadığı sürece ömür boyu bu cihazı kullanmak zorundadır. Çok teşekkürler hocam. Son olarak bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Bu özel gün için bir şeyler söylemek ister misiniz? Bu bizim için özel bir gün. 14 Mart Hekimler Günü, Doktorlar Günü diye de geçer biliyorsunuz. Çok önemlidir bizim için. Böyle bir günde bu konuşma yaptığım için ayrıca mutluyum. Size teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ben 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle tüm hekimler özellikle Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Sağlıklı, huzurlu ve gelecekler olmasını diliyorum. Size de ayrıca tekrar çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Bizleri kırmayıp programımıza katıldığınız için, bilgilerinizi bizlerle ve izleyicilerimizle, dinleyicilerimizle paylaştığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sağlığın Ritmi programı olarak bizler de tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlar. Bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ederiz. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlığın ritminde kalın.